Kanal Urfa Ana Haber'den mutlu akşamlar sayın seyirciler. Gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır Ergani Elazığ yolu, Deve Geçidi Köprüsü ve bağlantı yolları açılış törenine video konferans yöntemiyle katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, rutin bir atamayı üniversiteleri karıştırmak için fırsata çevirenleri takip ediyoruz. Terör iltisaklı kişilerin en ön safta olduğu eylemlerde hak arayışının uzaktan yakından ilgisi yoktur, dedi. Sayın Cumhurbaşkanım, bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır, Ergani, Elazığ yolu deve geçidi köprüsü ve bağlantı yolları açılış törenine canlı bağlantıyla katıldı. Açılışını yapmakta olduğumuz Diyarbakır, Ergani, Elazığ yolu üzerindeki deve geçidi köprüsü ve bağlantı yollarının şehirlerimize, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Erdoğan, rutin bir atamayı üniversitelerimizi karıştırmak için fırsata çevirenleri hep birlikte takip ediyoruz. Bu kirli filmi yüzlerce kez gördük, dedi. Nitekim rutin bir atamayı üniversitelerimizi karıştırmak için fırsata çevirenleri hep birlikte takip ediyoruz. Terör örgütü iltisaklı kişilerin en ön safta yer aldığı bu tür eylemlerin demokrasiyle, hak arayışıyla, fikir ve ifade özgürlüğüyle uzaktan yakından ilgisi yoktur. Biz bu filmi 18 yıldır yüzlerce defa seyrettik. Biz bu kirli senaryonun aktörlerini vesayetin dayatmalarına payandalık yaparken gördük. Cumhuriyet mitinglerinde darbe çağrısı yaparken gördük. Hepimizin yüreğini dağlayan cinayetleri istismar ederken gördük. Gezi olaylarında esnafın malını mülkünü yağmalarken gördük. Bunları Bezmi Alem Valide Sultan Camii'ni işgal ederken, orada bira kutularıyla beraber nasıl bir işgalci hareket yaptıklarını da gördük. Yine oradan Dolmabahçe'deki Başbakanlık ofisine özellikle kalkıp da kanal açmak suretiyle nasıl görüntüler verdiklerini gördük. Bölücü terör örgütünü desteklerken gördük. 6-8 Ekim hadiselerinde insanlarımız sokaklarda katledildiği sırada katilleri alkışlarken gördük. Rutin bir atamayı üniversitelerimize karıştırmak için fırsata çevirenleri hep birlikte takip ediyoruz diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü. 17-25 emniyet yargı darbe girişiminde FETÖ'ye borazanlık yaparken gördük. 15 Temmuz darbe girişiminde tankların arasından kaçıp gittiği evde televizyonda neticeyi beklerken gördük. Sınır ötesi harekatlarımızda karşımızdaki cepheye malzeme taşırken gördük. Ülkenin ve milletin hayrına hiçbir işe destek vermeyenleri, Türkiye karşıtı her saldırının yanında yer alırken gördük. Velhasıl milletimizle birlikte biz bunları her filmin senaryosunda vesayetin, darbecilerin, terör örgütlerinin ülkemize diz çöktürmek için yanıp tutuşanların safında gördük. Dünyada ve Türkiye'de her şey değişti. Herkes değişti. Bir tek bu köhne zihniyet yerinde sayıyor. Kendileri ileriye gidemediği için ülkeyi geriye döndürmenin hesabı ve gayreti içindeler. Karşımızda bırakın ülkeye ve millete hizmete talip olma konusunda kendilerini geliştirmeyi, eylem biçimlerinde bile yeniliğe gidemeyecek kadar tembel, dar kafalı, idrak yoksunu bir zihniyet var. Türkiye bugünkü seviyesine bunlara rağmen gelmiştir. Sarıkamış Harekatı'nın 106. yılı anma etkinlikleri alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında düzenlenen törenle yapıldı. Sarıkamış
Sarıkamış Harekatı'nın 106. yılı anma etkinlikleri alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında düzenlenen törenle anıldı. İnnallâhe me'assabirin. Sarıkamış Ay Yıldız tören alanında düzenlenen anma törenine Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 65. Hükümet Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Şeref Öngay ve protokol üyeleri katıldı. Türk taarruzu ilk gününde başarıyla devam etmekteydi. Protokol üyeleri tarafından çenek sunumuyla başlayan programda saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii İmam Hatibi Muhammed Mansur Sağır tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. İnnallâhe me'assabirin. Yüzbaşı Çapan Özçiftçi tarafından da Sarıkamış Harekatı hakkında sunum yapıldı. 9. Kolordu Toygarlı Çimenli bölgesinde, 11. Kolordu Horasan'ın batısı Aras Hedefi kuzeyinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasının ardından söz alan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez bir konuşma yaptı. 106 yıl önce bugün 90 bin vatan evladını bu aziz topraklarda şehadete uğurladık. Sarıkamış şehitlerimizi ve vatan için pak alnı toprağa düşen bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Son olarak söz alan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu şöyle konuştu. Şehadete koşan, bu topraklar için, bu aziz millet için canını feda eden yiğitlerimizi birer şuur abidesi olarak hüzünlü ama bir o kadar da şanlı bir direnişin kahramanı olarak görüyoruz. Çanakkale'yi geçilmez kılan, Kutul Amare'de işgalcilere karşı muzaffer olan, tarihte eşi benzeri olmayan büyük bir istiklal mücadelesi var burada. İşte bu ruh, Türkiye Cumhuriyeti'ni inşa eden ruh. Sarıkamış'ta kar üstüne yiğitliğin destanını yazan ruh. Malazgirt Ovası'ndan çıkarak Anadolu'yu kucaklayan, İstanbul'u fetheden, Sarıkamış'ta karlı dağlara mührünü vuran ruh. İşte Sarıkamış'ı bizlerin gönlünde, bizlerin ruhunda ölümsüz kılan da budur. Konuşmaların ardından Bakan Kasapoğlu ve Dönmez, Ay Yıldız tören alanından yaklaşık 700 metre mesafedeki şehitleri anma yürüyüşü gerçekleştirilerek şehitlik ziyaret edildi. Şehitlik ziyaretinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitlerimiz anısına saygı atışı ve dua edildi. İnnallâhe me'assabirin. Şanlıurfa'da koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü. Şanlıurfa'da koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü. Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde, sokak ve meydanlar sokak hayvanlarına kaldı. Yollardaysa trafik yoğunluğunun en düşük seviyelerde olduğu görüldü. Boş kalan cadde, sokak ve meydanlar havadan görüntülendi. İnsanların evde olduğunu bilen belediyelerin de kendi bölgelerinde çalışmalar yaptığı görüldü. Sayın seyirciler, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde farklı tarihlerde iki kişinin öldürülmesiyle ilgili aranan ve saklandığı kümeste yakalanan cinayet şüphelisi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bozova ilçesinde farklı tarihlerde iki kişinin öldürülmesiyle ilgili aranan ve saklandığı kümeste yakalanan cinayet şüphelisi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bozova ilçesinde borç aldığı Aziz Y'yi 2018 yılında öldürerek aracıyla Atatürk Barajı göletine atan İ'ye olayın ardından kaçmıştı. Zanlı geçen yıl firari durumdayken de para konusunda tartışma yaşadığı kendi abisi Fethiye'yi de öldürüp cesedini yine baraj göletine attı. Şüphelinin yakalanması amacıyla Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Ekipleri bünyesinde kurulan özel ekip çalışma başlattı. Zanlının merkezde Yübiye ilçesindeki bir evde gizlendiğini belirleyen ekipler adrese operasyon düzenledi. Şüpheli İ'ye üzerindeki sahte kimlik ve ruhsatsız tabancayla evin damındaki güvercin kümesinde gizlenirken yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tasarlayarak canavarca hisle adam öldürme, tehdit ve uyuşturucu ticaret yapmak suçlamasıyla sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı. Şanlıurfa'da aşırı yüklenme sonucu elektrik direğinde peş peşe patlamalar meydana geldi. O anlar saniye saniye cep telefonuyla kaydedildi. Eyyubiye mahallesi Asya Sokak'ta bulunan elektrik direğinde iddiaya göre aşırı yüklenmeden kaynaklı patlama meydana geldi. Patlama sırasında etrafa saçılan kıvılcımlar mahallede kısa süreli korku ve paniğe neden oldu. Havai fişek görüntüsünü andıran trafodaki patlama anı ise cep telefonuyla görüntülendi. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine DEDAŞ ekipleri trafoda onarım çalışması başlatırken bölgeye bir süre elektrik verilemedi. Yapılan onarım çalışması sonrası mahalleye tekrar elektrik verilmeye başlandı. Muş'ta besicilik yaparak geçimini sağlayan Ersin Tuncer, doğum sonrası annesini kaybeden iki kuzuyu biberonla besleyerek hayatta tutmaya çalışıyor. Muş Çukurbağ köyünde hayvancılıkla uğraşan Ersin Tuncer'e ait iki koyun erken doğum sonrası telef oldu. Annesini kaybeden kuzulara ilinin bir köşesinde bakan Tuncer onları 10 gündür inek sütüyle besliyor. Günlük işini yapmak için ahıra ve dışarı çıkan Tuncer'in peşini bırakmayan kuzular onunla birlikte her yere gidiyor. Bu durumdan şikayetçi olmayan Ersin Tuncer annesiz kalan kuzuları her gün biberonla besliyor. Besici Ersin Tuncer köyden nereye giderse gitsin kuzuları da arkasından gidiyor. Ersin Tuncer kuzuların annelerinin doğum sonrası telef olduğunu söyledi. Bunların annesi doğumdan öldü. Doğumdan sonra bunları ben besliyorum. 10 günlük oldular. Biberonla besliyorum. Ben nereye gidiyorsam peşlerinden geliyorlar. Evin içerisinde bir köşede besliyorum. Sobanın önünde inek sütü veriyorum. Mecburen ne yapalım? Hayvana bakmamız lazım. İşimiz budur. Bakıyoruz tabii ki de. Zorluğu da var. HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan aileler, İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanan iki günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle eylemlerini bu süre zarfında kaldıkları otelde sürdürüyor. Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan aileler, evlat nöbetinde İçişleri Bakanlığı tarafından duyurulan ve tüm yurtta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle iki gün ara verdi. Aileler araya rağmen HDP önündeki çadır yerine kaldıkları otelin toplantı salonunda eylemlerini sürdürmeye devam etti. Hakkari'nin Şendil ilçesinden gelip evlat nöbetine devam eden acılı anne Necibe Çiftçi, oğlu Roşat Çiftçi'nin 6 yıl önce terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını ve büyük oğlu 4 çocuk babası Sami Çiftçi'nin de terör örgütüne destek vermediği gerekçesiyle kaçırılarak şehit edildiğini söyledi. Bu 1,5 yıldır biz bu çadırın altında, bu HDP binasının önünde biz oturuyoruz. Yaz, kış, soğuk, pandemin demeden biz burada bu mücadeleye devam ediyoruz ve de çocuklarımız için devam edeceğiz. Çünkü biz HDP'den
şikayetçiyiz. HDP ve PKK tarafından benim bir evladımı 2015'ten daha kaçırdılar. Ondan sonra gelip 2017'de de Sami Çiftçioğlu'nu evden alıp bir ahıra götürüp elini kolunu bağlayarak infaz ettiler. İki evladımı benim elimden aldılar. Ben de onları Allah'a havale ediyorum. Gaziantep'ten bir haberle devam ediyoruz sayın seyirciler. Gaziantep'in Islahiye ilçesinde bir iş yerinin ortasındaki dut ağacı görenleri şaşırtıyor. Ağaca zarar verilmemesi ve bakım şartıyla kiralanan iş yeri ağacın dalları ve gövdesiyle ilginç görüntü ortaya çıkarıyor. İslahiye'nin Atatürk Mahallesi Barazi Caddesi'nde yaşayan Erol Demir 10 yaşındayken kendi arazilerine dut ağacı dikti. Ağacı diktikten 23 yıl sonra ağacın bulunduğu bölgeye iş yerleri yaptırmaya karar verdi. Dükkanları yaparken ağacı bir işçi olarak burada bıraktım. Kız ağacıdır. Yavrunda ileride dükkan yıkılsa da ağaç yıkılmasın diye. Bu ağaç yaklaşık 20 senedir aynı dükkanın içerisinde. Doğayı ve araçları da seven Erol Demir kendisinin sulayıp büyüttüğü ağacı kesmeye kıyamadı. İş yeri yaptırmaya da kararlı olan Demir ağacı kesmeden iş yerini yaptırmaya karar verdi. Demir bölgeye lokanta, balık satışı, bayan kuaförü ve motosiklet tamircisi olarak kullanılan bitişik haldeki 4 iş yeri yaptırınca ağaç dükkanlardan birinin içerisinde kaldı. Ağaç motosiklet tamircisi olarak kiralanan Malik Ejder Çetin'in iş yerinin içerisinde kaldı. Erol Demir iş yerine kiraya verirken tek şartı içerideki ağaca zarar verilmemesi ve ağacın bakımı olduğunu ifade etti. Kiralayanlara şartını vermek şartıyla. Ne dediniz? Bu ağacı sulamak şartıyla. Bu ağacın altında yer var. Hı-hı. Bu ağacı sulamak şartıyla. Anladın mı? Hı. Yani ister hesabına gelsinse bu ağacı sulayacaksın, kira bedeli neyse eksik olsun ama ağaç sulamak şartıyla. Yani ben kiradan feragat ederim ama ağacın bakımı olacak. Ha, bakım olacak. İş yerini kiralarken ağacı görünce çok garipsediğini fakat zamanla alıştığını ifade eden Malik Ejder Çetin ise kira için anlaşırkense ağacın bakım ve masraflarının kiradan düşülmesini istedi. Bu ağacın sulanması karşılığında, ağacın zarar verilmemesi karşılığında, bu ağacın kesilmemesi karşılığında burayı kiraladık. Herhangi bir zarar vermedik. Peki siz ağaca nasıl bir bakım yapıyorsunuz? Sulamasını elimizden geldiğince yapıyoruz. Fazla veriyoruz, eksik veriyoruz. Her geçen gün ağaca alışan Çetin, çatıdan yükselen dalları ve iş yerinin içerisindeki gövdesiyle ilginç görüntü oluşturan ağaca gözü gibi bakıyor. Hastaya çıkmadım ben. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 30 yıl önce su altında kalan köprü suların çekilmesiyle yeniden gün yüzüne çıktı. Bu köprü yıllarca 91'den beri suyun altında kalmıştı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 30 yıl önce su altında kalan köprü suların çekilmesiyle yeniden gün yüzüne çıktı. Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde de kuraklık yüzünü göstermeye başladı. Kapla beraber bu köprü yıllarca 91'den beri suyun altında kalmıştı. Özellikle havaların sıcak geçmesi, sonbaharda yeterince yağış alamayan baraj da, Fırat Barajı da bu durumdan etkilenenlerden biri. Kış ayında olmamıza rağmen halen susuzluk var. Ve bu köprü ta 30 yıldır suyun altındaydı. Bu gördüğünüz gibi şu an tamamen suyun üzerinde, araçla rahat bir şekilde üzerinden geçebilirsiniz. Çaylarbaşı mevkiinde eskiden Siverek-Şanlıurfa karayolunun geçtiği köprü GAP projesi kapsamında sular altında kalmıştı. 300 metre uzunluğundaki Kocak Köprüsü gün yüzüne çıktı. Vatandaşların yoğun ziyaret ettiği köprü balıkçıların uğrak yeri haline geldi. Konuyla ilgili açıklama yapan Fırat Gezginler Kulübü Başkanı Ferit Akçalı, Türkiye'de olduğu gibi Şanlıurfa'da da ciddi anlamda kuraklık yaşanıyor. İlçe olarak biz de bundan nasibimizi alıyoruz. Vatandaşlarımızdan ricam suyu tasarruflu kullanmaları ve tarımsal sulamada yapılan bilinçsiz sulama sonuçlarını almaktayız. Bundan dolayıdır ki vatandaşlarımızın bilinçli sulama konusunda kendilerini geliştirmeleri gerekiyor ifadelerini kullandı.
Sayın seyirciler, İstanbul'da araç satın alan bir şahıs hayatının şokunu yaşadı. Benzinciye giden adam aracın ön kısmının 2012 model bir araca, arka kısmının ise 2010 model bir araca ait olduğunu öğrendi. Hayatının şokunu yaşayan adam hukuk mücadelesi başlattı. Yok, 20 lira. Bana yetmiyor bu. Bu şey... İstanbul'da yaşayan Buğra Yıldız kısa bir süre önce araç almaya karar verdi. Bir internet sitesi üzerinden bulduğu aracı görmeye giden Yıldız, aracı beğendi ve aracı almadan önce kurumsal bir ekspertiz firmasına götürerek kontrol ettirdi. Burada yapılan kontrollerde araçta bir parça değişen ve 7 parça boyu olduğu söylendi. Yıldız ekspertize güvenerek aracı satın aldı. Aracı aldıktan kısa süre sonra yakıt almaya giden talihsiz adam, burada aracının benzinli olmasına rağmen pompacının dizel pompayı taktığını gördü. Pompacıyı aracın benzinliği konusunda uyaran Yıldız, aracın yakıt deposu dizel yanıtını aldı. Hayatının şokunu yaşayan Yıldız hemen aracı İzmit'te bulunan ünlü bir ekspertiz firmasına götürdü. Burada yapılan incelemelerde aracın sadece iki kapısının orijinal olduğu ve başka bir araçla kesilerek birleştirildiğini öğrendi. Yaşadığı şoku bir türlü üzerinden atamayan Buğra Yıldız, hayatının şokunu yaşadığını söyledi. Alırken eksper yaptırdığımda bir parça değişen 7 parça boya var demişlerdi. Sonrasında genel merkez aracın ekli olduğunu kabul etti ve bizim eksper yaptırdığımız kendi şubesine yönlendirdi. Dedi ki biz oraya isim hakkı verdik, sorumluluk onlara ait. Biz gidip onlarla görüştük. Onlar dedi ki bize gönderilen eleman kurumsal şirketin yani şubenin elemanı değildi, genel merkezin elemanıydı. O ilgilenecek dedi. Yani topu birbirlerine attılar. Satıcı hasarı karşılamıyor, aracını geri almıyor. Eksper hatasını kabul ediyor ve bana diyor ki benden alabileceğin tek şey bana verdiğin 450 lira eksper ücreti, bunu da mahkemeyi kazanırsan alırsın diyor. Buğra Yıldız konuyla ilgili olarak hukuk mücadelesi başlattığını söyledi. Biz çok mağduruz. Bu yapılan bize dolandırıcılık, düzenbazlık. Biz devletimizin yargısına güveniyoruz. İşi yargıya taşıdık. Elimizden nasıl gelirse de hakkımızı savunacağız. Avukatlarımız da dosyamızın takibinde. Aracı son olarak inceleyen ve aracın ekleme bir araç olduğunu tespit eden ekspertiz uzmanı Sami Tarjansa, aracın sadece iki kapısının orijinal olduğunu belirtti. Arabanın ön tarafını 2012 olarak almış arkadaş, arka tarafı da 2010 model. Yani aracıda sadece iki kapı orijinal, geri kalan bütün parçalar çıkma takılan, yani kazalı olmayan bir araçtan takılmış. Yok, 20 lira, bana yetmiyor bu. Bu şey... 1931 yılında Tunceli'nin Plümür ilçesinde doğan Cemal Süreyya, vefatının 31. yıl dönümünde tiyatro oyuncuları tarafından anıtı başında anıldı. 1931 yılında Tunceli'nin Plümür ilçesinde doğan Cemal Süreyya, vefatının 31. yıl dönümünde tiyatro oyuncuları tarafından anıtı başında anıldı. Asıl adı Cemalettin Seber olan Türk şiirinin önemli isimleri arasında yer alan Cemal Süreyya, ölümünün 31. yıl dönümü nedeniyle doğum yeri Tunceli'nin Plümür ilçesindeki anıtı başında anıldı. AREYK Oyun Değirmeni Tiyatro Grubu'nun genel sanat yönetmeni Yılmazcan Şare ve grup oyuncusu Musa Oktay anma nedeniyle Cemal Süreyya'dan şiirler okudu, anıtına karanfiller bıraktı. Tiyatro grubunun genel sanat yönetmeni Yılmazcan Şare, Cemal Süreyya'nın bu toprakların yetiştirdiği ender insanlardan biri olduğunu belirtti. Cemal Süreyya gerçekten bu toprakların yetiştirmiş olduğu ender insanlardan bir tanesi. Büyük bir şairdir, bütün dünyanın tanıdığı, kitapları çeşitli dillere çevrilmiş, Türkiye'de ikinci yeni şiir akımının öncülerinden olan bir şairdir. Anmada Yılmazcan Şare, Süreyya'nın Üvercinka isimli şiirinden zazaca kesitler okudu. Ölüyorum Tanrım, bu da oldu işte. Her ölüm erken ölümdür. Biliyorum Tanrım. Ama ayrıca aldığın şu hayat fena değildir. Sayın seyirciler, Siirt'te tarlasında ekin yaptığı sırada taş bulan ve bunların gök taşı olduğunu iddia eden şahıs taşları 50 bin dolardan satışa çıkardı. Siirt'te tarlasında ekin yaptığı sırada taş bulan ve bunların göktaşı olduğunu iddia eden bir kişi taşları 50 bin dolardan satışa çıkardı. Ben iki kişiyle görüştüm. Göktaşlarıma 20 bin dolar fiyat biçtiler. Ben tabii vermedim.
Siirt'te tarlasına ekin yapan çiftçi Edip Koral, ekin sırasında kendisine farklı gelen taşlar buldu. Taşların yapısının farklı olması nedeniyle araştırma yapan Koral taşları evine götürdü. Bulduğu taşların göktaşı olduğunu iddia eden Koral, parçalar için 50 bin dolar fiyat biçti. Taşlara 20 bin dolar verildiğini fakat kendisinin bunu kabul etmediğini savunan Koral, elindeki taşlar için 50 bin dolar istediğini söyledi. Tarlamda ekim yaparken birkaç parça taş buldum. Çok ilgimi çekti. Biraz araştırdım. Ondan sonra bunun göktaşı olabileceğine karar verdim. Göktaşı olma ihtimali nasıl anlaşılır? Mıknatıs tutuyorsa bir, göktaşı olma ihtimali çok yüksek dediler. Birkaç tane alıcı çıktı. Göktaşlarıma 20 bin dolar fiyat biçtiler. Yalnız ben kabul etmedim tabii. Çok koştular peşinden. Ben 20 bin dolara kabul etmedim bu göktaşlarını. Vermeyeceğimi söyledim. Yani ben bu göktaşların buradan çıkmasını istemiyorum. Dış ülkelere gideceğine burada kalsın. Benim ülkem kazansın. Ben şu an göktaşlarıma 50 bin dolar istiyorum. Bugün de bülteni noktalıyoruz sayın seyirciler. Yarın aynı saatte tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın.